Evet hocam, Ramazan nasıl idrak edeceğiz? Orucu nasıl idrak edeceğiz? Nasıl hissedeceğiz? O coşkuyu nasıl eskisi gibi yaşamıyorsak ne yapacağız? Evlerimizde, sofralarımızda, aile içerisinde o çekirdek aileden başlıyor çünkü her şey. Tabii. Bir dinleyelim hocam sizden. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'a sahabe geldi, dedi ki ya Allah'ın Resulü, Kadir gecesi Ramazan'ın kaçıncı gecesi? Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdu ki Ramazan'ın her gecesi Kadir gecesidir. Her gecesi. Muhammed Aleyhisselam neden böyle söylüyor? Çünkü o kadar bereketli, o kadar özel bir ay ki yaptığımız çok az hamlelerle çok büyük kar, çok büyük kazançlar elde edebileceğimiz bir ay ki her aya ibadetlerimizi dağıtmamızı emir buyuruyor Muhammed Aleyhisselam. Bu nasıl olacak? Gündüzünü oruçla geçirmeyle, gecesini teravihle geçirmeyle, yatmasından sonra sahura kalkmayla. Üç mesele vardır. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Kim Ramazan'ın gündüzünü oruçlu, gecesini namazlı geçirirse Ramazan'ı ihya etmiş olur. Kim Ramazan'ı sadece sevabını Allah'tan umarak ihya ederse anadan doğduğu gibi geçmiş günahlarının tamamı temizlenir. Bakın, geçmiş günahları temizlenir falan derse muhaddisler küçük günahlardan bahsediyor der. Ama anadan doğma tabiri varsa bir hadis-i şerifte, hac yapmış gibi tabiri varsa bir hadis-i şerifte bu adam sanki yeni doğmuş gibidir. Yani bütün günahları temizlenir. Bir, gündüz orucunu tutacaksın. Hiçbir mazeret ortaya koymayacaksın. Hocam benim yarın sınavım var. Zekamın daha iyi kullanabilmek için su içebilmem lazım, yemek yiyebilmem lazım. Hocam benim yarın idmanım var. Maça çıkmak için bir hafta boyunca idman yapıyoruz. Tutmasam olur mu? Bu gibi bahanelere sığınmayacaksın. Sen futbolcu olsan bile, amatörde oynayan bir futbolcu olsan bile bir Muhammed Salah gibi profesyonel değilsin. Ya da bir Musa Sow gibi profesyonel Ki değilsin. tutanları gördük. O şekilde Görüyorsun. maçlara çıkanlar Bir video vardı. Hoş. izlettiler bana geçen hafta. NBA'de bir tane yeni Müslüman olmuş siyahi bir kardeşimiz. NBA'de yılda 10 milyon dolar para kazanıyor bu adam. Profesyonel bir basketbolcu. İftar vakti geldiğinde arkadaşına diyor ki okundu mu diyor. Evet diyor. Hemen oradan çıkartıyor bir atıştırmalık bir yemek yiyor. Hocası diyor Maşallah. ki gir. Abdülkerim gir içeriye diyor. Bu da tak yemeği bırakıyor yan tarafa tekrar sahaya giriyor. Ya bu profesyonel bir adam. Yılda 10 milyon dolar kazanıyor. Bu adam öyle bir İslami şuur içinde ki ebedi hayatı geçici dünya hayatından daha önemli olduğunu biliyor. Bu şuurda. Sen Musa Sow'dan ya da Muhammed Salah'tan daha profesyonel bir adam değilsin. Dolayısıyla idmanım vardı, efendim sıravım vardı deyip geçiştirme. Sahabe efendilerimize bak. Sahabeler Bedir Savaşı'nda, Ramazan'da yaptılar bu savaşı. Bedir Savaşı'nda hepsi oruçluydu. Bırak sınavı, idmanı falan. Bu adamlar savaş yapıyor. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Savaşta oruçlu hepsi. İftarı bekliyorlar. İftar geldiğinde hemen koştura koştura su içiyorlar, savaşa devam ediyorlar. Senin bahanen nedir? Allah aşkına. Bu şuurda olmak lazım. Bu bahanelere kanmadan gündüz oruçlu geçirmek lazım. Sonra iki, gece teravihe gitmek lazım. Teravihi ihmal etmemek lazım. Yoruldun, bütün gün yorgunsun. Kıl imamla beraber 8 rekatı. Ayrıl, evine git. Vitri vacibini kıl, olayı kapat. İhya etmiş oldun mu? İhya etmiş oldun.